Merhaba, İngilizce B1 B2 metin çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda iş yerinde ruh sağlığıyla ilgili önemli bir metni, dikkat çeken bir metni okuyacağız, makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz B1 B2 düzeyinde. Başlığımız Tips for Workplace Health on World Mental Health Day. World Mental Health Day, Dünya Ruh Sağlığı gününde iş yerinde ruh sağlığı için İpuçları başlıklı bir makale. Baştan önce aklıma geldi, hemen hatırlatmak istediğim bir husus. Kurs soran arkadaşlar için bu videonun açıklamalar kısmına kursların linkini bırakacağım. Arzu edenler gidip oradan o kurslardan istifade edebilirler. Bu arada çok uzun süredir benden istenen bir şey vardı. O da, hocam şöyle baştan sona bir İngilizce kursu yapsanız, bütün konuları içeren diye çok talep geliyordu. Zaman bulamıyordum. Çok büyük bir özveriyle uzun süre üzerinde çalıştım ve bir iki gün içerisinde o kursta yayınlanacak. Bekleyenler için şimdiden haber veriyorum. Bu konuda da sizi bilgilendirmek isterim. Dolayısıyla metnimize geri dönüyoruz. Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde iş yerinde ruh sağlığı için ipuçları. The working world, iş dünyası has changed. Burası present perfect, değişti. Tabii present perfect olunca since'i gördüğümüze şaşırmıyoruz. Then beri since. The start of the coronavirus pandemic. Koronavirüs pandemisinden beri iş dünyası değişti. Pandeminin başlangıcından beri iş dünyası değişti. With new challenges, yeni güçlüklerle, zorluklarla. For many employees and managers, birçok çalışan ve yönetici için, employee, çalışan. This year, bu yıl, the focus of World Mental Health Day on October 10th, bu yıl 10 Ekim'deki Dünya Ruh Sağlığı Günü'nün odağı is mental health in the workplace, iş yerinde ruh sağlığı. Mental health, ruh sağlığı. In the United States, Amerika Birleşik Devletleri'nde an estimated 1 million workers, yaklaşık 1 milyon işçi miss work every day. Bu miss, özlemek ve kaçırmak var İngilizce'de. Miss fiilinin anlamları özlemek ve kaçırmak. Burada miss work'ten kasıt işe gitmezlik yapmak, işe gitmemek anlamda, işi kaçırmak gibi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün yaklaşık 1 milyon çalışan işe gitmiyor. Because of job stress, iş stresin nedeniyle ya da iş stresinden dolayı. Because of'la birlikte kullanıldığında yüzünden ya da dolayı anlamında. And it is a similar situation in many countries around the world. Ve bu, itten kasıt bir önceki cümlede söylediği şey, benzer bir durum dünya çapında, around the world, dünya genelinde birçok ülkede. But there are lots of things, ama bir sürü şey var. We can do, bizim yapabileceğimiz. To help look after our mental health. Ruh sağlığımıza bakmak. Bu look after bakmak demektir. Hasta bakmak, çocuk bakmak, yaşlı bakmak, hayvan bakmak. Yani bakıma muhtaç olan her şeyi bakmak anlamında. Tabii burada kullandığımız zaman bunu zihin sağlığımıza dikkat etmek gibi düşünebiliriz. Ya da zihin sağlığımızı korumak gibi düşünebiliriz. Buradaki help de yardımcı olmak. Dolayısıyla zihin sağlığımızı, ruh sağlığımızı korumaya yardımcı olması için yapabileceğimiz birçok şey var. Bu arada iki tire arasında bir ilave yapılıyor buraya. And the mental health of our colleagues, ve meslektaşlarımızın ruh sağlığını da. When we are at work, iş yerindeyken. Experts from John Hopkins Bloomberg School of Public Health. John Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı, Kamu Sağlığı Okulu'ndan uzmanlar have shared, paylaştılar, a few ideas, birkaç fikir paylaştılar. Including, içeren, neyi içeren? Simply things, simple things, basit şeyleri içeren. Like gibi, ne gibi? Saying thank you to others, diğer insanlara teşekkür ederim demek gibi basit şeyleri içeren birkaç fikir paylaştılar. They also suggest practicing good email etiquette. Onlar aynı zamanda öneriyorlar.
Good email etiket. Etiket görgü kuralı ve adap anlamına gelen kelime. Yani iyi email adabı uygulama konusunda da uygulamayı da öneriyorlar onlar. Yani onlar evet iyi bir güzel bir email adabı uygulamayı da öneriyorlar. This means bu anlamına geliyor. Making your emails clear. E-maillerinizi net, açık yapmak anlamına geliyor. With an accurate subject line, doğru bir konu satırıyla. Concise summary, summary özet demek, concise de öz demek. Öz bir özet of what you are asking and a clear timeline. Evet, burada sayılan şeyler şunlar. Bu anlamına geliyor. E-maillerinizi doğru bir adres satırı. Öz bir özet ne istediğinize dair burada of var. Ne istediğinize dair öz bir özet ya da öz bir anlatım diyebiliriz burada. And a clear timeline ve net bir zaman çizelgesi. Net bir zaman çizelgesi ile e-maillerinizi açık anlaşılır hale getirmek anlamına geliyor. The Mental Health Charity Mind, ruh sağlığı yardım kuruluşu ya da hayır kuruluşu, charity o anlamdadır. Mind, yani kuruluşun adı Mind, söylüyor. People should make sure they find time to take breaks. İnsanların mola vermek için, take break mola vermek, zaman bulduklarından emin olmalarını istiyor. Yani tabii bu dolaylı bir anlatım. Bu kuruluş, Mind isimli bu kuruluş, insanların kısacası mola vermeye zaman bulmaları gerektiğini söylüyor. Many workers, birçok çalışan can take lunch breaks, öğlen molası verebilir. And perhaps ve belki other small breaks, diğer küçük molaları da verebilir. During the day, gün boyunca. And even a short time away from the desk, even bile ve masadan a short time away, kısa bir süre ayrılmak bile can help you to feel a little better, sizin biraz daha iyi hissetmenize yardımcı olabilir. According to Harvard Business Review, bu da bir yayının adı. Harvard Business Review'a göre managers need to understand, yöneticilerin anlaması gerekiyor. Neyi anlaması gerekiyor? Bunu det bağlacıyla, bunu anlatan cümleciyi det bağlacıyla temel cümleye bağlıyoruz. Anlaması gerekiyor ki work is about people. Çalışma, yani iş hayatı, insanlarla ilgili bir şey. Work is about people. And people are messy and difficult. Ve insanlar da dağınık ve zordurlar. This means bu anlamına geliyor. Understanding that, şunu anlamak anlamına geliyor ki employees all have their own challenges. Çalışanların hepsinin kendine özgü güçlükleri var. Their own challenges. The first thing that managers can do, yöneticilerin yapabileceği ilk şey, says psychologist Emily Earnhardt, psikolog Emily Earnhardt söylüyor bunu. Yöneticilerin yapabileceği ilk şey is show, göstermek. Neyi göstermek? Bunu anlatan cümleciyi de that bağlacıyla bağlıyoruz. That they care about mental health in the workplace. İş yerinde ruh sağlığını önemsediklerini, care about, önemsemek, önem vermek demek. Ruh sağlığına önem verdiklerini göstermek. Making a difference to employees' mental health. Çalışanların ruh sağlığında bir değişiklik meydana getirmek, making a difference, is not a quick and easy thing. Çabuk ve kolay bir şey değil. Yani çabuk olabilecek kolay bir şey değil. She said, dedi o. It's a long journey. Bu uzun bir yolculuk, uzun bir seyahat, uzun bir yolculuk. That might start on October 10, ki bu 10 Ekim'de başlamış olabilir. But it will need to last for years, ama yıllarca sürmesi gerekir. Videomuz burada son buluyor.
Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.